Namaste. Namaste. Evet, biz bugün Miracığım'la birlikte yepyeni bir videoya başlıyoruz. Ama ben çok güzel oldum. Anne bana yuvarlak yokluş söyledi. Biz hangi ülke yapacağız biliyor musun bugün? Hindistan. Hindistan yapacağız. Hindistan'ı anlatacağız. Nelerini anlatacağız Hindistan'ın? Evet, Hindistan'a yemeklerini anlatacağız, filmlerini anlatacağız, danslarını anlatacağız. Bir de biraz bilgi vereceğiz. Evet arkadaşlar, az önce dediğimiz gibi biz yeni bir seriye başladık. Bundan sonra ara ara farklı ülkelerin kültürlerini anlatacağız size. Evet! Evde kaldığımız şu günlerde de evde yapabileceğiniz o ülkeyle ilgili faaliyetleri göstermiş olacağız. Evet! Başlarken ilk konumuz olan Hindistan hakkında bilmeniz gereken bilgileri vereceğiz arkadaşlar. Yanlış bilinen doğruları anlatacağız. Onun dışında biraz da geleneklerden bahsedeceğiz. Sonra filmler ve sonrasında daha müzik ve yemek olarak devam edecek. Başlayalım mı? Hindistan çok büyük. Ve? Her yer kalabalık ama. Evet, çok kalabalık bir ülke. Dünyanın en büyük ikinci ülkesi nüfus açısından. Yakında Çin'i de geçecek. En büyük de toprak açısından da 7. büyük ülkesi Mira. Yani bir sürü insan var orada. Evet. Gittiğimiz zaman bir sürü arkadaşımız ama olabilirmiş. Evet. Hindistan'la ilgili en çok sevdiğin şey ne? Renkler. Renkler değil mi? Renk yani. Mira'nın da kıyafetinde gördüğünüz gibi Hindistan dünyanın en renkli ülkelerinden bir tanesi. Hatta adamların renk festivali bile var. Peki en sevmediğin ne? Çok kokuyor. Yani şöyle inanılmaz baharat seven bir ülke olduğu için topraklarına girdiğiniz andan itibaren her yerde kokular var. Biz yakında da oraya Mira'yı da götüreceğiz. Değil mi Mira? Gitmek istiyor musun? Biraz daha bekleyelim o zaman. Pandemiden sonra gideriz, tamam mı? Hintlilerin en çok sevdiği hayvan hangisi? İnek mi? Evet arkadaşlar. İnek kutsal bir hayvan ama ona tapmıyorlar. Önce bunu anlaşalım. Çünkü şöyle bir durum var. Krishna adı verilen tanrılarının ineklerin bedeninin içinde olduğunu düşünüyorlar. O yüzden inek de onlar için çok kutsal bir hayvan. Yani ineklere tapmıyorlar arkadaşlar. Bir numarada bu vardı. İkinci bilgimiz Ganj Nehri arkadaşlar. Bu aslında biraz doğru bir bilgi diyebiliriz. Ganj Nehri Hintliler için çok kutsal bir nehir. Onun içerisinde yıkanıyorlar. Ölülerinin küllerini atıyorlar. Orada ayinler yapıyorlar. Orası onlar için çok önemli bir nehir. Ganj Nehri'ne girmek ister misin? Yok, bence girmeyelim. Bize göre değil. Ama görmeye gideriz, tamam mı? 3 numarada intihar etmek takdir edilen bir şeymiş. İntihar ediyormuş insanlar ve bu toplum tarafından saygı duyulan bir olay olarak karşılanıyormuş Miracığım. Bence kötü bir şey intihar etmek, değil mi? İntihar edenler ne oluyor? Uyuyorlar. Melek oluyorlar değil mi Miracığım? Ama çok kötü bir hareket olduğu için bunu tasvip etmiyoruz. 4 numarada çok ilginç bir bilgi var arkadaşlar. Hintliler genç kızları köpeklerle evlendirebiliyorlarmış. Değil mi? Çok ilginç. Ama şöyle bir durum var. Yani köpeklerin onların koruyucusu olduğunu düşündükleri için 7 yaşından itibaren her Hintli kız, daha doğrusu bu Hindularla ait bir gelenek, köpeklerle evlendiriliyorlarmış. 5 numarada Hintli kadınlar ülkenin ücra köşelerinde istedikleri kadar erkekle evlenebiliyorlarmış. Bir sürü kocaları varmış biliyor musun? Bir şey diyecek misin bu konuda? Arkadaşlar, siz burada kötü bir şey yapmayın. Evet, bu kötü bir şey. Annenizi dinleyin. Oraya sonra geleceğiz Mira. Şimdi dediğimiz gibi İngilizlerin işgaline kadar Hindistan'ı, öyle söyleyelim. Bu bir gelenekmiş ama ülkenin halen ücra köşelerine devam ediyor. 6. gelenek çok ilginç arkadaşlar. Mira, senin evlenmek isteyen biri olursa ondan ne istersin? Bebek, oyuncak bir bebek. Bebekliği çok severim. Gördüğünüz gibi ben izin vermeyecek olsam da Miracığım evlenmek için bebek istiyormuş. Ama Hindistan'da durum tam tersi. Ama çok kocaman bir bebek. Tamam, isterse dünyanın en büyük bebeği olsun. Seni evlendirmeyeceğim Mira. Emziği de olsun, yatan ve kalkan olsun. Tamam. Olsun. Devam edeyim mi? Orada durum tam tersi. Erkekler evlenmek için kadınlardan hediyeler, paralar alıyorlarmış arkadaşlar. Biz evlenmek isteyen arkadaşlara duyurulur. Hindistan'a kadar yolunuz var. Şimdi Hintlilerin en önemli geleneklerinden bir tanesi de yılan oynatma. Biliyorsunuz o çocukluğumuzdaki çizgi filmlerde bile bunu sık sık görürdük. Hatırlıyor musun? Fas'ta yılanları oynatırlardı. Korkmuş muydun? Mira, 7 aylıktın. Nerede hatırlıyorsun acaba?
Evet, Hindistan'da her köşe başında bir tane Hint fakir dediğimiz adamları yılanı oynatarak para kazandıklarını görebilirsiniz. 8. gelenekleri biraz tüyler ürpertici. Hindistan'da kadınlar kocaları öldükten sonra kendileri bedenlerinin yakılmasını istiyorlarmış. Ve aynı şekilde kocaları da biliyorsunuz ki Hindularda yakılma ayini var öldükten sonra. Kendileri de o şekilde eşlerinin yanına gitmek istiyorlarmış. 9. gelenek çok ilginç arkadaşlar. Hindistan'da kurbağalar evlendiriliyormuş, Mira biliyor musun? Hadi gel gel. Amacı şu arkadaşlar. Hindistan'da yağmur tanrısını adamak için, daha doğrusu adamak demeyeyim de gelenek olması için kurbağaları evlendiriyorlarmış. Miracığım senin en sevdiğin çiçek ne? Gökkuşağı çiçek. Gök rengarenk çiçekler mi? Hı-hı. Hindistan'ın da en kutsal çiçeği kadife çiçeği arkadaşlar. Hani o filmlerinde görürsünüz ya, kadife çiçekleri var her yerde. Bunun sebebi de iyi şans ve mutluluk getirdiğine inanıyorlarmış Hintliler. O yüzden kadife çiçeğini çok seviyorlar. Sırada ne var Mira? Kalp. Filmler arkadaşlar. Bollywood dünyanın en büyük ikinci film endüstrisi arkadaşlar. Mira'nın da gösterdiği gibi Hintlerde film çok önemli. Bu köşemizde de size Hindistan'la ilgili ya da aslında Hint filmlerinden 5-6 tane öneri vereceğiz ama biz Amir Khan hayranıyız değil mi Miracığım? Yani bol renkli ve eğlenceli ve müzikli olunca çocuklar da çok seviyorlar. O yüzden biz şimdi filmlerimize başlayalım. Bir numarada ne var Mira? Rang de Basanti. Yani onu sarıya boya. Arkadaşlar bu biraz politik bir film. Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi sırasında, daha doğrusu o günleri belgeselleştirmek isteyen Su'nun ülkede yaşayan bazı gençlerle olan hikayesini anlatıyor. Dram filmi arkadaşlar. 2007 yapımı bir film. IMDb'den de 8.2 almış. Gerçekten izlemeniz gereken bir film. Bence Amir Khan'ın en güzel filmlerinden bir tanesi. Evet, o film. İşte onu sarıya boya filmini de izlemenizi tavsiye ediyoruz. Birinci sırada o var. İkinci sırada bir Hint komedi klasiği arkadaşlar. Bunu bence Türkiye'de artık izlemeyen kalmamıştır. Üç Ahmak. Three Idiots diye geçiyor arkadaşlar. Farhan ve Ranko'nun maceralarını bulacağınız bu film gerçekten sürükleyici bir film. Genellikle Hint filmleri 3 saatte yakın sürüyor arkadaşlar. Bu da uzun bir film oldukça. Ama 3 saat boyunca çok eğleneceksiniz. Çok güleceksiniz. Zekanın neler yapabileceğini göreceksiniz bu filmde. O yüzden 3 Idiots yani 3 ay 3 Idiots değil mi? 3 Idiots 3 Ahmak filmi. Ha? Three Idiots. Üç Ahmak filmi de izlemeniz gereken filmlerden diğeri. Üçüncü önerimiz Dangal filmi arkadaşlar. Gerçek bir hikayeye dayanan bir filmden bahsediyoruz. Ama göstermedin. Dangal. Dangal. Bu da 8.4 alan bir film arkadaşlar. Mahavir Singh gerçek bir karakter. Bu Hindistan tarihine güreşte adını altına harfler yazdırmış bir insan. Onun kızlarıyla olan bir hikayesini anlatıyor. Bilmeyenler için Hindistan'da kadınların güreş gibi spor dallarında faaliyet göstermesi yasak, ayıplanır ya da günahmış arkadaşlar. Ondan dolayı bu toplumda kabul edilmeyecek bir davranışmış bir kadının güreşmesi. Ama bunu değiştiren bir babanın hikayesini anlatıyor. Gerçekten bu da çok güzel bir aile filmi diyebilirim size. Başarı hikayesi anlatıyor ve gerçek bir hikaye dediğim gibi. Dangal'ı da izlesinler mi babacığım? Dangal'ı da o zaman tavsiye ediyoruz. Dördüncü filmimiz gerçekten çocukların da izlemesi gereken bir film arkadaşlar. Hangisiymiş? Tare Zamani Par. Belki yanlış da telaffuz etmiş olabilirim. Bunun Türkçe'ye çevrilişi Her Çocuk Özeldir arkadaşlar. Bir resim öğretmeninin disleksi hastası bir çocukla olan hikayesini anlatıyor. Bu çocuk tamamen toplum tarafından dışlanmış. Kendini gösteremeyen ama yetenekleri muazzam bir çocuk. Ve bu çocuğu bu resim öğretmeninin yani Amir Khan oynadığı bir rolde de onu keşfedip onun hayatına dokunmasını anlatıyor arkadaşlar. Bu da IMDb'den 8.4 alan bir film. Benim izlediğim en güzel filmlerden bir tanesi ve çocuklarınızla da izlemeniz gereken bir film olduğunu da tekrar söylemek istiyorum. Sıradaki filmimiz ne Miracığım? Pinky.
PK arkadaşlar. Bu çok acayip bir film. Yani karakter aslında uzaydan gelen bir karakter ama dünyadaki dinlerin eleştirilmesi konusunda harika bir film. Az önce bu bilgiyi vermemiştim çünkü buraya sakladım. Hindistan dünya üzerindeki bütün dinlerin, ilahi olan ve olmayan bütün dinlerin hepsinin bir arada olduğu tek ülke arkadaşlar. O ülkede her dinden her türlü insanı bulabiliyorsunuz ve bu ortama gelen bir uzaylının dinlerin nasıl insanları sömürdüğünü, dinlerin nasıl kullanıldığını ve maddi çıkar haline getirdiğini anlatan bir film. Çok eğlenceli bir film. İnanılmaz güzel bir eleştiri filmi. Son olarak da biz bu filmi tavsiye ederiz size arkadaşlar. Az önce size ben 5 Hint filmi saydım ve bunların hepsi de Amir Khan'ın filmiydi. Çünkü dediğim gibi bana diğerleri aşırı böyle çok danslı şundu bunda olunca çok böyle eğlenemiyorum ama Amir Khan'ın filmlerini hiç kaçırmıyorum. O yüzden bu 5 filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Filmlerimizi burada bitiyoruz. Finish. Şimdi ne anlatacağız? Panty. Danslarını. Danslarını anlatmadan önce şöyle bir bilgi verelim arkadaşlar. Dünyanın en renkli düğünleri nedense Hindistan'da. Mira, Hint düğünleri neden bu kadar güzel? Çünkü onlar çiçekler var, güzel renkli kuşağı var. Evet, bir kız çocuğunun isteyebileceği her şey o düğünde mevcut arkadaşlar. Çünkü Hint düğünleri inanılmaz renkli, sürekli danslar var. Bol bol altın da takıyorlar Miracığım. Bu aklımızda kalsın. Neyse, dediğimiz gibi Hindistan dünyanın en renkli düğünlerine ev sahipliği yapan ülkesi ve inanılmaz gelenekler var. Ya şimdi o konuya girecek olursam zaten birkaç video daha çekmemiz gerekecek. O yüzden kısaca Hindistan geleneklerini anlatırken de düğünlerden bahsetmemek olmazdı. Son olarak yemekten önce dansları anlatacağız birazdan. Aslında anlatmayacağız. Miracığım size küçük bir dans gösterisi yapacak değil mi Miracığım? Evet, Mira biraz acele etti ama ben söyleyeyim. Stuffed Mushrooms adı verilen Hintlilerin en çok sevilen başlangıç yemeklerinden bir tanesi. Mantar, dolgulu mantar gibi bir şey yapacağız. Neydi? Dolgulu mantar. Neydi, ismi neydi? Bahar var mı? Bahar var bu. Evet, şimdi yemek köşemizde biliyorsunuz Hint mutfağının en önemli özelliği nedir Mira? Pavamam bu. Mira orada kaldı. Rengarenk mutfak. Yani her yemeklerinde en az 10-15 çeşit baharat kullanıyorlar arkadaşlar. O yüzden biz de en az kendi bulabileceğimiz şekilde bu tarifi yapacağız. Hemen tanıtalım o zaman. Bu ne Mira? Pul şekeri. Pul şekeri, pul biberimiz. Önce baharatlar çok önemli çünkü baharatlardan başlıyoruz. Zerdeçalımız. Zerdeçalımız. Mira bu ne? Bal şeker. Karabiber. Sen yemek yapmayı unutmuşsun. Tuzumuz var burada. Kekiğimiz var. Kekiğimiz. Çabuk. Sarımsak. Ondan sonra 2 tane yumurta. Dolgusu için brokolimiz dolapta. 2 tane biberimiz var. Kırmızı ve yeşil biberimiz. Ve en önemli kısım bakın domates sosumuz var. Yoğurdumuz var. Ve bunlar dış sosu için mısır unu, konfleks ve pane harcı var. Ondan sonra da işte burası en önemli kısım arkadaşlar. Bu yemekte 2 tane mantarı biz böyle birleştireceğiz. O yüzden böyle çift birbirine benzeyen ikişer tane mantar ayırın ki diğer üst üste geldikleri zaman birbirini denkleştirsinler. Top gibi yapacağız. Tamam. Şimdi o zaman başlayalım. Şimdi mantarlarımızın bu saplarını şöyle çıkartıyoruz. Miracığım çıkart önce. Böyle ayırıyoruz. Çıkart. Ama koparmadan çünkü onlar bize lazım olacak. Bunu ben yapayım sen sonra kesersin. Evet, şu anda o mantarların saplarını Mira kesiyor. Ben de kırmızı ve yeşil biberi, brokoliyi küçük küçük parçalara ayıracağım. Onları böyle çok küçük küçük arkadaşlar yapacaksınız. Biberlerimizi koyuyoruz. Tamam, önce biberlerimizi. Brokolimizi. Onu sonra. Brokolimizi bir sonraki aşamada. Birkaç
dal brokolimizi parçaladık. Onu da içine atıyoruz. Şimdi bu mantarın iç kısmına koyacağımız dolgu arkadaşlar. Onun için böyle sevdiğiniz birkaç sebzeyi de mantarın işte o saflarına küçük küçük parça ayrılır. Onları içine koyacağız. Zerdeçağımızı döküyoruz. Evet, zerdeçağın. Pul biber. Pul biber. Kekik. Kekik. Karabiber. Karabiber. Ve tuz. Ve tuz. Tamam, şimdi karıştırıyoruz hepsini. Baba bak, küçük meyveli oldu. Başla baba. Şimdi gördüğünüz gibi bu sebzeleri çok güzel bir şekilde pişirdik, kızarttık hepsini. Brokoli, biber ve sarımsağımızı ve birçok Hint ve Türk baharatını koyduk. Şimdi de bunu Miracığım, sen de yoğurt kısmını devral. İşte mantarımızın iç kısmı olan. Aslında şey yoğurt daha güzel olurdu da, süzme yoğurt daha güzel olurdu ama biz şu anda malum pandemiden dolayı sürekli çıkmak istemiyoruz, markete gitmek istemiyoruz. Pandemiden dolayı sürekli çıkmak istemediğimiz için de, tamam ver babacığım, onun içine at, karıştır onu. Bu şekilde evde süzme yoğurt, normal yoğurtla yaptık. Şimdi işin daha zevkli kısmına geldik. Mantarlarımızı birleştirip panarcına batırıp kızartacağız. Bir tane mantımızı kırdık, çırpıyoruz. Evet, Miroş'umla birlikte çok güzel bir şekilde çırpıyoruz yumurtalarımızı. Bunları da mantarlarımızı bunun içine bırakacağız. Konflekslerimizi parçalıyoruz. Evet, konflekslerimizi de içine atıyoruz. Biz daha kıtır kıtır olması için, hadi Miracığım attık da. Daha kıtır kıtır olması için hem mısır unu hem panarcı hem de konfleks kullanıyoruz. Hepsini içine döküyoruz. Evet, panarcımızı dök babacığım, elindekileri de konfleksimizi parçaladık onu. Bir de mısır unumuzu döküyoruz ve karıştırıyoruz. Ben karıştırabilirim. Sonra da bu mantarlarımızın içerisine hazırladığımız sostan bakın şu şekilde. Hadi sen kendine koy, ben de kendime koyayım. Koyuyoruz arkadaşlar. Her iki tarafı da koyuyorsunuz. Sonra ortasına da tamam yeter Miracığım yeter. Çok oldu. Evet, ortasına birer tane de kaşar koyup tamam sen de koy, seninkini ikili olsun bu. Tamam böyle. Bakın gördüğünüz gibi. Aynı boyut olması önemli. Parçalanmamasına dikkat edin. Ben bunu alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi iki taraftan tutturuyoruz bu şekilde. Çünkü bunu böyle bu şekilde de kızartacağız. Değişik oldu. Ben şunu alayım. Şimdi işin tavukta yaptığımız gibi önce yumurtaya bunları böyle kürdandan bakın yapıyoruz. Ondan sonra panarcımıza yapacağız. Böyle. İsterseniz böyle biraz daha kendi elinizle yapın. Sonra tekrar. Bak bu çok güzel oldu. Evet, rengarenk oldu değil mi içi? Çünkü bu işte o mantar kızardığı zaman daha kıtır kıtır bir hale gelecek. Şimdi bu kısımda artık hazırladığımız bu gördüğünüz mantarlarımızı içine atıyoruz. Şimdi burası tehlikeli olduğu için artık Mira'yı biraz geriye çektim. Bu böyle içerisinde kızaracak. İki taraflı kızartacaksınız. Şimdi biraz da Hint yemekleri hakkında anlatalım. Hint yemekleri biliyorsunuz birçok çeşit Hint yemeği var. Binlerce çeşit öyle söyleyeyim. Satay, işte tikka masala, bunlar en ünlü yemekleri. Artık yani dünya mutfağı servis eden restoranlara gittiğiniz zaman bunları görebiliyorsunuz. Biz hani basit bir şey olsun dedik. O tikka masalanın içerisinde 17'ye yakın arkadaşlar baharat var. Hani o sosu yapmak zaten büyük bir zorluk ve onun için de dünya kadar masraf yapmanız lazım. Onun dışında Hindistan gerçekten yani yemek konusunda bize biraz daha hani biz baharatlı seviyoruz ama onların baharat anlayışı çok farklı. Onlar çok daha farklı işte kakuretadır, tarçındır, ne bileyim işte zerdeçal, zencefil her şeyi kullanırlar. Bu yemeği de Hindistan sokaklarını gezdiğiniz zaman bol bol bulacağınız bir yemektir. Yani bunu böyle birkaç tane yapıp size karton içerisinde verirler. Çok da ucuzdur. İşte dediğimiz gibi buna stuffed mushroom diyorlar. Hindistan İngilizcenin yaygın olduğu bir ülke olduğu için, eski bir koloni ülkesi olduğu için bu halen stuffed mushroom olarak da satılıyor. Şimdi artık sonuna doğru yaklaşıyoruz yemeğin.
Şimdi bunlar kızarırken ben de sosu hazırlıyorum arkadaşlar. Yani sadece ekstradan bizim mutfağımıza daha yakın olsun diye biber salçası ve domates sosu koyacağım. Bir de işte en son üzerine maydanoz koyacağım. Zaten yeterince baharat var. Ekstra baharat koymak isterseniz biraz da kekik koyabilirsiniz. Kızarmış mantarlarımızın üzerine domates sosumuzu da koyuyoruz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Size afiyet olsun. Yeni yemeğimiz hazır. Buna bakacağım da. Şimdi biz zaten Mira'nın bunu yemeyeceğini biliyordum. Biz kendimiz için yaptık bunu. Gördüğünüz gibi son kısmımızda Hint yemeğini de yaptık. Artık bize afiyet olsun. Şöyle bir yakın çekim alalım. Peynir içine erimiş şekilde lezzetimiz. Bakalım tadına. Çok şey kaçırıyorsun Miracığım. Evet. Şimdi bu köşemizin sonuna geldik. Miracığım ne diyecektik? Artık kapatıyoruz. Bugün size filmleri anlattık. Hindistan kültürünü anlattık. Yemekleri anlattık. Kanalımıza ne yapsınlar? Abone olsunlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki haftalarda diğer ülkeler de gelecek. İstediğiniz ülkeleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizimle kalmaya devam edin. Görüşürüz.